sevgili dostlar sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Artık resmi transfer döneminde değiliz ama resmi transfer duyumları dönemindeyiz. Uçaklı mı uçaklı bir şey denk gelirse mutlaka iyice izleyin. Hani eğer girişte introda uçak varsa felaket transfer duyumu vardır. O videoya odaklanın misal bu video. Şimdi Fenerbahçe'de Serdar Saatçi hamlesi. Ara transfer döneminde Stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Serdar Saatçi gündeme geldi. Fenerbahçe Serdar Saatçi için Braga ile görüşmelere başladığı öne sürüldü. Şimdi stoperde sıkıntılar yaşıyoruz. Ve Ocak ayında söz konusu bölgeye transfer için elimizden geleni <laughs> yapıyoruz. Yerli stoperler üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe'de daha önce Çağlar Söyüncü iddiaları ortaya atılmıştı. Hani birçok yerli aday olduğu da belirtildi. Serdar Saatçi Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan Braga'ya 1,5 milyon euro karşılığında transfer olan oyuncu şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde diyor ancak ilk etapta Portekiz kulübü futbolcunun ayrılığına sıcak bakmıyor. Şimdi sezon karnesi nedir? Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıktı, 2 asistlik skor katkısı verdi. Yani <laughs> aşağı yukarı biz bu e, Serdar'ın e, duyumunu Aşağı yukarı bir ay falan önce verdik. Bakın Serdar sert bir stoper. Sarı kart yemeye çok müsait bir stoper. Ya bizde tutar mı? Biz mesela Meri Demiral bizde tutmazdı. Serdar bu sezon 10 maç 2 asist 770 dakika. Hani Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 234 dakikası var. Şampiyonlar Ligi elemesinde 41 dakikası var. Allianz Cup'ta 45 dakikası var. Portekiz Ligi'nde 5 maçta 450 dakika süresi var. Hatta son maçları Braga'nın Estoril Praha oynadığı bir maç var. Ee, yani demek istediğim şey şu. Adamlar e, bir şekilde oynatıyorlar. Ve Estoril Praha maçında da oynatmışlar. Serdar Saatçi'yi vereceklerine gram ihtimal vermiyorum. Yine aynısını söylüyorum. Ayrıca onlar verse de oyuncu gelmez. Ha Diyeceksiniz ki ya hocam sen de hep olumsuzluk pompalıyorsun Allah aşkına. Ya olumsuzluk falan pompalamıyorum arkadaşlar. Bak. Serdar Saatçi Braga görüşmesi bak milliyette yer almış. NTV'deki haber ne diyor? Serdar Saatçi hamlesi görüşmelere başlandı. Ara transfer döneminde stoper takvisi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Serdar Saatçi gündeme geldi. Braga ile görüşmelere başladı. Öne sürüldü diyor NTV Spor. Yani ben tam aksini söylüyorum. Tam olarak böyle bir şey yok. Tam olarak böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben geleceğini sanmıyorum. Miçi Vatşuayi için Kulüp Brüj iddiası. Şimdi geleceği belirsiz isimlerden bir tanesi Miçi Vatşuayi. Belçika'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Ve Kulüp Brüj de prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü diyor. Arkadaşlar ben önce şunu söyleyeyim. Elin yabancısı senin Türk şeylerin gibi takımların gibi değil. Elin yabancısı işini kuralına uygun yapar. Bu arada Çağlar Söyüncü için hala teklifimiz geçerli. Çağlar Söyüncü gelirse de şok olmayın. Şimdi Belçika basını Antwerp ve Kulüp Brüj'ün Batshuayi ile irtibata geçtiğini yazdı. Haberde de Batshuayi'nin Kulüp Brüj ile prensip anlaşmasına vardığını ancak mali konuların Belçika ekibine sıkıntı çıkarabileceği bilgisini paylaştı. Tarafların Ocak ayına kadar bu sorunu da çözebilecekleri vurgulandı. Şimdi geçen sezon Jesus döneminde çift forvetli sistem fırtına gibi esen bir Batshuayi. Ancak İsmail Kartal döneminde yeni sistem pivot santrafor, biraz geride kaldı. 5 gol 3 asist. Bu sezon 17 maça çıktı. 755 dakika sahada kaldı. 5 gol sevinci yaşayıp 3 de asist üretti. Piyasa değeri 9 milyon euro. Hani şurada burada oynamış, şöyle yapmış, böyle yapmış falan filan. Maçı 3,5 milyon euroya almıştı. Yıllık 3 milyon euro para veriyor. Belçika milli takımda 53 maç 27 gol sevinci yaşamış. Burada kritik cümle ne biliyor musunuz? Burada kritik cümle Belçika milli takımı. Çünkü Euro 2024'te yer alacak bir takım. Batshuayi böyle giderse ee, yani yedek kalmayı sürdürürse hiçbir Allah'ın kulu da çıkıp Batshuayi'yi adam yerine de koymaz. O Belçika kadrosunda da yer vermez. Batshuayi de bunun farkında. O yüzden oynayabileceği bir kulübe gitme peşinde. Ben Batshuayi gider diyorum ama keşke 8-9-10-15-20-35-40-50'ye gitse. Yani öyle ucuza 2-3 milyon euroya falan gitmişse Ancak bir kez daha belirteyim. Yıllık 3 milyon euro alıyor. Şimdi sezonun başında 12, 12 milyon euroluk bir teklif var. Daha doğrusu 10 milyon euro, Biz 12 istedik. Ona satsaydın karın 13 olacaktı. Otomatikman bak şu ayı oynatmayacaktı. 13 olacaktı. Yerin aldığın isimde aynı sayıda oynamış olsa bile yine 5 gol 3 asist hemen hemen katkıda bulunurdu. Yanlış bir hamle oldu. Ama bakalım inşallah devre arasında telafi edilir. Fenerbahçe'de Chris bu için transfer kararı. Şimdi Nörslaat maçında 6 numara pozisyonda kötü bir performans gösteren Crespo. Bence kötü performans değil. Crespo orada yalnızdan. Ben bu maç oynanırken de söyledim. Her zaman da söyledim. Sinirli söyledim. Çağlayan da söyledim. Mettis de söyledim. Mahkemeler dedi. Yani o gün de söyledim. Bak. Şimdi Crespo'nun eski günlerine dönmesini bekliyorsun. E, döndü zaten Crespo. Aksi takdirde devre yollar ayrılabilir falan filan diyor. Şimdi bak. Sezon başında yaptığı transferlerle Fenerbahçe dikkat çekti mi çektim ve bu hamleleri devam ettirmek istiyor. Çok güzel. Ocak ayında tekrar gündemine bir ön libero alması stoper eksikliğinde gündeme getirmesi bekleniyor. Olabilir. İsmail Yüksek'in partneri olması adına son anda sözleşmesi uzatılan Crespo şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Ve Nörsat başında da çok kötü bir performans gösterdi diyor. 2021 yılında 1.5 milyon euroya takıma katıldı. Fenerbahçe ile 75 maça çıktı. İsmail Kartal'dan 13 resmi müsabakada görev alıp bir gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki orta saha bir defa da asist kaydetti diyor. Şimdi doğruya doğru. Crespo gidip yerine hani kötü gibi bir isim alacaksak benim için hiçbir problem yok. Tabii ki de olmalı. Aslında tabii ki de, de kesinlikle olmalı. Anlatabiliyor muyum? Ve olmazsa olmaz olan olay bu zaten. Bakın Fenerbahçe Crespo'yu gönderir mi? Gönderir ama iyi bir paraya. Peki kimi alır? İşte o soru işareti. O çok soru işareti. Ben size bir şey söyleyeyim. Crespo'dan daha aciliyette gitmesi gereken isim Zaytis. Hiçbir katkı yok. Hiçbir önem yok. Hiçbir özellik kalmadı. Giderek aşağı giden bir performans. Şimdi gelelim Sercan Hamzoğlu'nun özel haberine. Şimdi sevgili Sercan Hamzoğlu diyor ki devre arası stoper transferi için 4 aday belirledi. Fenerbahçe bu adaylardan ikisi 7 Aralık'ta sona erecek Brezilya Ligi'nden. Şimdi 4 tane tahminde bulunan arkadaşımız olmuş. Mesela isimleri ben şöyle söyleyeyim. Ee, ne diyor? Vitor Eduardo'yu demiş bir tane arkadaş. Bir arkadaş... Reynaldo demiş. Başka bir arkadaş Gustavo Raul demiş. Başka bir arkadaş Marlon Gonçalves demiş. Ben de başka bir isim söylüyorum. Onu da en sona koyuyorum. Şimdi 4 isim listeye alındıysa bir isim alınacaksa mesela ilk isim kim diyor? Vitor Eduardo ya da Vitao Şimdi Vitao 23 yaşında 1.85'lik stoper. 750 bin euro piyasa değeri var. Ama zaten oynadığı takımda kiralıkmış. Bu arkadaş olamaz. Geçiniz. Reinaldo bek, Gremio'da o Reinaldo değil demek ki. Başka bir Reinaldo var demek ki abi. Bu hiç olmaz. Başka ee, neydi? Raul Gustavo muydu? Gustavo Raul. Raul Gustavo. 1.89'luk stoper. O da Bahia'nın zaten kiralık. 31 Aralık 2023'te kulübüne dönecek. 24 yaşındaki stoper. 18 maç. 1264 dakika. Bu da değil. Diğer bir isim Marlon. 31 yaşındaki stoper. 500 bin euro. Ee, 500 bin euro. 31 yaş. 52 maça çıkmış 2 gol 2 asist. Yok bu da çok hazır gelmiş. Ben bunları sanmıyorum. Sen kimi sanıyorsun hocam? Valla ben bende bir isim var. Fluminense'den Nino diye bir arkadaş var. Bendeki Feri Bankası'nda. 10 Nisan 1997 doğumlu 26 yaşında bir stoper. 1.88 boyunda Brezilya milli takımının bir kez de formasını giymiş istiyor ki Brezilya milli takımının formasını giyebilecek kalitede, kalibrede ve oynattığı futbolcuları parlatan bir kulübe gitmek. Transfer market verisi 7 milyon euroda kalmış. Biraz sert bir stoper. Hani yeterince hızlı sayılır mı? Sayılmaz ama taş gibi stoper. Bu sezon 54 maça çıkmış. 5 gol 2 asisti var. 4702 dakika. Bakın 4702 dakika. 50 maça çıksa 4500. Ayrıca 202 dakika daha. Yani 4 maçta da 202 dakika görev almış. 360'dan yani yaklaşık 160-150 dakika az oynamış. Allah'a çok şükür hani sakatlık vesairesi olmayan bir oyuncu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sözleşmesinin bitişi de 31 Aralık 2024. Biz ilk istediğimizde geçen sezon ee, kim Minji'nin yerine istediğimizde alamamıştık. Bekao'yu da istemiştik. Nino'yu da istemiştik. Alamamıştık. Ah alabilseymişiz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Geçen sene eğer Jesus inat edip eşek inadından vazgeçmeyip hem Bekao'yu hem Nino'yu istiyorum artık bedenimizi mi satarsınız? Neyi satıyorsanız satın alın deseymiş keşke. Bekao Nino'yu yan yana koyarsak Fenerbahçe Turkish Airlines olur. Fenerbahçe Airlines'a dönüşür. Oradan kesinlikle adam geçmez. Hani Livakovic arada sırada ısınmak için oraya UFO falan taktır. O, o kadar diyeyim size. Ben Nino için bir şeyler biliyorum. Şunu da söyleyeyim. Devra Stoper transfer için 4 adayı belirledi. Bu adaylardan ikisi 7 Aralık'ta transfer dönemi sona erecek Brezilya Ligi'nden. 7 Aralık'ta transfer dönemi sona erecekse elimizi çabuk tutup bir anlaşmayı yapmamız lazım ki adamlar da yerini doldursun diye. Bence kısa süre içerisinde enteresan gelişmelere hazır olun arkadaşlar. Ak ah, keşke Nino olsa. Şimdi akıllardan bir sürü 4 stoper geçiyor. Ama durum bu. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe en az en az iki tane transfer yapacak diyor Sercan Hamzoğlu. Aynı cümleleri ben de söyleyittim. Ben söyleyince ciddiye almadınız, şimdi almışsınızdır. Bakın. Ezlem olanı söylüyorum. 6-8 oynayabilen bir isim ve stoper. Bunlar kesin alınacak. Ayrıca kanat forvet ve forvet düşünülen. Bakın kanat forvet ayrı, forvet ayrı. Yani anlayacağınız tabirle söyleyeyim. Bir tane Musa sol, bir tane basket varabla, bir tane Musa sol, bir tane kayıt, bir tane meyreleş, bir tane de Lugano alınmak isteniliyor. Ulan hepsinin 24 yaşındaki, 25 yaşındaki hali gelse var ya. Yani inanılmaz bir şey olur. Bir de Arada Kurunic var. Fenerbahçe'nin Kurunic sevdası. Ben size bir şey söyleyeyim. Hem Nino hem Serdar Saatçı ya da hem Nino hem Çağlar Söyüncü gelse. Hani Serdar Aziz. Ee, Samet Akaydın. Bunlardan biri gitse. Bir de Bekao Ciku'dan biri gitse. Kabul eder misiniz? Ben etmem. Açık söyleyeyim ben etmem. Ama hem Bekao durup hem Ciku durup hem Nino gelip. Dördüncü stoperde Serdar Aziz kalırsa kabul ederim. Bir tane Türk, üç, üç tane yabancı. Ama yani, yani. Hani Nino ismine sıcağım. Serdar Saatçi'nin geleceğini zannetmiyorum. Bak şu ayı bence gider. Çağlar Söyüncü'yü zannetmiyorum. Crespo gidici gibi ama ben Crespo değil Zayis'in gideceğini düşünenlerdenim. Ya da gitmesi gerektiğine inananlardanım. Bakalım. Şimdi gelelim kurun içe. Arkadaşlar ben bir riske girdim. 11 Kasım günü size bir video çektim. Dedim ki kurun iç Fenerbahçe'de. Gelişmeleri aktardım. Şimdi istiyorsanız aradan hani yaklaşık 3 hafta geçtikten sonra ki yaklaşık değil 3 haftadan fazla geçtikten sonra habere düşen şeyi okuyayım. Fenerbahçe yaz aylarında kadrosuna katamadı. Rade kurun iç için devre arasında devre arası için yine çalışma başlattı. Haberi böyle yazmış arkadaşlar. Yoksa anlatım bozukluğunu düzelteyim diye uğraştım ama yok. Boşnak Yıldız için Milan'a ilk etapta 5 milyon euro önerilecek. Fenerbahçe'de gündem orta saha transferine çevrildi. Sarla Civertler'de sezon başında kadroya katılmak istenen kurun içi için yapılacak ilk teklif belli oldu. İsmail Kartal Fatih Karagümrük maçı sonrasında oyuncu arayışımız yok dese de Sarla Hacivert yönetim çalışmalarına şimdiden başladı. Fenerbahçe bu noktada gaza bastı. Hem stoper hem orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de 6 numaraya düşünülen ilk isim yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Milan'ın yıldızı Radek Kurnic. 30 yaşındaki oyuncu için İtalyanlara ilk etapta 5 milyon euro teklif edilecek. Bu gidişte o da teklif edilmeyecek. İtalyan basını da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimlerini doğruladı. Çizme medyası kurun için Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli için önem taşıdığını ancak sözleşme uzatma görüşmelerinde sonra çıkmaması nedeniyle boşnak oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığını yazdı. Fenerbahçe'nin Ocak ayında kurun için teklif yapacağını da altını çizen haberde Türk takımı boşnak oyuncuyu Ocak'ta kadrosuna katabilir denildi. Bu sezon ne yaptı? Bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde 4 olmak üzere toplam 14 maça çıkmış. 896 dakika bu karşılaşmada süre almış, gol ya da asist katkısı yapamamış. Piyasa değeri 10 milyon euro 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi var. Milan Empoli'den 2019'da 8.6 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Sevgili Engaja Sports kardeşlerime buradan selamlar olsun. Onlar çok çok önce hani 21 Kasım'daydı sanırım. Fenerbahçe bu işi 5 milyon euro'ya bitirmek istiyorlar diye bir haber girmişlerdi. Yani onların e, duyumu bugünlerde sosyal medyaya düşmüş durumda. Hani 7-8 milyon euro bekliyorlar ama Fenerbahçe 5 milyona bu işi bitirmek istiyor. 3.1 milyon euro maaş alan konusu oyuncu tarafı okey. Milan bonservis onu çözüyorsa transfer Olumlu sonuçlanır. Olumlu sonuçları demişlerdi. Hatırlatmakta fayda var. Şimdi Kurniç için ben size başka bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar Pioli artık ilk 11'de düşünmediğini futbolcuya belirtmiş. Sebebi de şu. Devre arasında transfer listesine koyacaklarını söylemişler. Sebebi de şu arkadaşlar. Milan Frosinone maçında ısınmayı reddetmiş. Ve Pioli de bu yüzden oynatmak istememiş. Bu hocam bak bugün orayı satmış yarın bize gelir bizi satar. Böyle futbolcu alınmaz diyebilirsiniz. Farklı bir olay var orada. Ondan dolayı arkadaşlar bu ama şu bir gerçek. Hangi takımda yaparsa yapsın her takımda yapabilir eğer böyle bir şeyi bir kere yaptıysa. Bunu da zaten hepimiz hemen hemen en hem diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi arkadaşlar teknik direktörle ilgili bir şey var. Hani şöyle düşünün mesela. Kimden oynuyorsunuz? Ligin sonuncusundan oynuyorsunuz. 5-0 öndesiniz mesela ya da 2-0 öndesiniz. Sizin girmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ama almıyor adam sizi. Bir tavır koyarsınız. Ben bir şey söyleyeyim. Radekunich 1, Nino 2, 3. bir isim de Andreas Skov Olsen olsa. Çüş. 3 değil arkadaşlar. Andreas Skov Olsen. Bu isme ne dersiniz? Hocam bu ismi istemeyen varsa hocası Amerika'da yaşıyordur. Pensilvanya'da yaşıyordur hocam. O kadar diyeyim. Arkadaşlar oyuncu muhtemelen bilmiyorsunuz. Bilen arkadaşlar bu cümleleri kurdu ama bilmeyenler için söyleyeyim. Grup oyuncusu. 18 milyon euro transfer market değeri var. 23 yaşında bir oyuncu. Sağ kanat. Danimarka milli takımıyla 29 maçta 8 golü var. Bu sezon e, oyuncu vardı sol ayaklı. Sağ kanat, sol kanat oynayabiliyor. Orijinal kanat. Safkan kanat. 20 milyon euroları görmüş. 4 Kasım 2022'de sonra bir düşüş yaşamış. Tekrar bu sezon yükselişte. Kulüp Bürüş 2022 Ocak'ta Bologna'dan 6.4'e almış. Bologna'da Nörçland'dan 6 milyon euroya almış zamanında. Hani bizim bazı sivri akılların küçümsediği bu da takım mı dediği <laughs> alay ettiği Nörçland var ya ben size söyleyeyim bu Nürnstrand çok güzel bir fabrika olmuş durumda. Çok da futbolcu ihraç eden bir kulüp konumuna da düşmüş. İleride adını çokça duyarlardan işlerine gelmiyor. İşlerine gelmiyor. Mesela adama Nagalo. Keşke Nagalo'yu biz kapsak. Lucas Hey mesela bize gol atan futbolcu kaç yaşında biliyor musunuz? 20 yaşında. 20 yaşında ya ben... Lan tipine baktım 34 falandır herhalde dedim. Sonra baktım adamlarda bir tane Hansen var 34 olan. Başka yok 18, 20, 21, 22. Adamın teknik direktör aynı benim gibi. Hani 27'yi geçen futbolcuyu FETÖ'cü gibi görüyor. Harbi söylüyorum bak. Mesela bize gol atan o Rasmussen. Ayaksın futbolcusu kiralık bunlarda. Adamlar çok güzel bir proje takımı. yani bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Buradan bence Fenerbahçe'nin bu e, Nöşlan'dan bence iyi bir şey yapması lazım, asılması lazım bu takıma, İyi bir scouting çekmesi lazım açıkçası. Mesela Martin Fries falan var ama 25 yaşında. Sol bekleri. Neyse siz benim demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Bu Skov Olsen bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta 14 gol, 4 asist yapmış 1788 dakikada yani bizim kritere göre. 20 maça çıkmış 14 gol 4 asist yapmış. Hocam Allah'ını seversen onların o ligde ben Belçika liginde ben de gol atarım. Konferans liginde 4 maçta 2 gol 1 asist. UEFA e, konferans ligi 5 maçta 3 golü var. 18 milyon euro transfer market değeri var. Fenerbahçe'nin bu çocuğa ilgisi var arkadaşlar. Açık söyleyeyim ilgimiz var. Ancak bu arkadaşı bize koklatırlar mı işte onu bilmiyorum. Deseler ki Batshuayi'ye verin, üstüne 5 verin ben kabul ederim. Vallahi de kabul ederim, billahi de ederim. Ve Batshuayi 20'ye satmış. Bu çocuğu da 25'e almış sayarım. Çünkü bu çocuğun hani 18 transfer market değeri var ama 18'den aşağı gitmez. Keşke Batshuayi artı 5 milyon euro deseler. Batshuayi de buraya Bruge gitse ama sanmıyorum. Fakat hedefteki isimlerden biri bu. Yani Kurunic, <laughs> Nino ve Olsen isimlere, Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler. Peki kaçı gelir? Ben kurun iç için artık garanti diyorum. Çünkü çocuk hani Allah'ınız, kitabınız, dininiz, imanınız varsa beni bırakın Fener'e gideyim noktasına geldiyse zaten Fenerbahçe'ye hayırlı olsun demek düşer. E, kurun iç yararlı olur mu? Bence olur. Ama kurun iç gelirse Crespo'nun durmasının bir mantığı yok. Crespo'yu elden çıkarabilecek miyiz? Soru işareti. Bence Zaits gidip yerine birini almamız lazım. Ha şu da bir düşünce olabilir. Hocam Fenerbahçe Ligi'nin ilk devresinde çok ofansif oynadı. Bastı, etti. Şöyle yaptı, böyle yaptı. İkinci devrede belki de biraz daha defansif olacak. Hani atıyorum Fred Kurunic ya da Kurunic İsmail yüksek çıkılacak belki bazı maçlara. Atıyorum derbi maçlara, atıyorum önemli maçlara. Orta saha sanki iki tane önlü bir liberodan oluşuyor gibi olacak. O zaman da kısır bir oyun izleriz. Önemli değil hocam kazanalım da. kısırlı, doğurganlığı önemli değil diyebilirsiniz. Vallahi her türlü fikrinize saygı duyuyorum ama Kurinci ve Nino olursa Olsen olursa Mesela Olsen için şöyle söyleyeyim. Batshuayi artı Kent deseler ikisini birden versen <laughs> direkt kafa kafaya Olsen alsan ben yine razı olurum. Yani Tadiç Olsen Emre Mor, İrfancan Kahveci, Cengiz Ünder. 5 tane kanat oyuncu var. Fıstık gibi olur. Fıstık gibi olur açıkçası ama e, King'i de mesela Batshuayi'nin yerine düşünürüz o zaman hocam. Yani az forvet o ikinci forvet King olur dersen o biraz soru işareti. Transferde tek atmamız lazım. Bakalım nasıl yapacağız. Nasıl edeceğiz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Maç önü canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.